Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Sosyoloji dersimizin 3. ünitesiyle birlikteyiz. 3. ünitemiz toplumsal yapı konusu ve bu konuyla ilgili 20 soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuz gelsin. İlk sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre toplumsal yapının farklı bir yönüne örnek gösterilebilir? Toplumsal yapının iki yönü vardır. Maddi ve manevi yapısı. Maddi yapısı fiziksel yapı ifade ederken manevi yapısı kültürel yapısını ifade etmektedir. Şimdi şıklara bakalım. Toprak parçası, üzerinde yaşanılan toprak parçası maddi yapıdır. Coğrafi konum maddi yapıdır. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri maddi yapıdır. Nüfusun kendisi maddi yapıdır. Ama insanlar arasındaki sosyal ilişki ağı, kültürün kendisi, gelenek ve göreneklerin kendisi manevi yapıdır. O yüzden cevap denizi diyelim ve ikinci sorumuza geçelim. Buna göre metropollerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? Metropoller sanayi ve ticaret başta olmak üzere birden fazla merkeze ayrılmışlardır. Metropoller sadece kendilerine değil çevrelerine de üretim, ticaret, ulaşım, kültür, sanat, hizmet sektörü, eğitim gibi birçok alanda hitap edebilen çok merkezli kentlerdir. Bu tip kentlerin bir bölgesi sanayi merkezi iken bir başka bölgesi ticaret merkezi olabilmektedir. Örnek olarak fotoğrafta zaten İstanbul'u görmektesiniz. Şimdi bakalım ne çıkarabiliriz bu parçadan? kişilere sağlanmış oldukları iş imkanlarından dolayı kalabalık bir nüfusa sahip olduklarından sürekli göç almakta ve kapladıkları alan genişlemekte midir? Net olarak öyle olmaktadır. Peki diğer şıklara bakalım. İnsanlar arası birinci ilişkiler sonucunda ortaya çıkar mı? Çıkmaz hocam. Köy değil ki birinci ilişki olsun. Kentlerde ve metropollerde ikinci ilişkiler söz konusudur. O halde eyleyelim. Akrabalık bağları güçlü müdür? Değildir hocam. Tarımda makineleşmenin artması ile üretim geçimlik olmaktan çıkmış pazar haline gelmiş midir? Kentle ilgili söyleyebilirsin ama metropol için bambaşka bir durum söz konusudur. Dış toplumsal çevre ile ilişkileri sınırlı olduğundan tam tersine dünya kenti haline gelmişlerdir. Dolayısıyla cevap net olarak Adana diyorum ve üçüncü soruma geçiyorum. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda karşımızda güzel bir tablolu soru var. Bakıyoruz neyi soruyor bize? Buna göre aşağıdakilerden hangisinde maddelerin tamamı doğru olarak verilmiştir. Maddelerin her birine doğruysa x işareti koymamızı istiyor. Neyi karşılaştıracağız? Köy ve kenti karşılaştıracağız. Karşılaştıralım o halde. Nüfus yoğunluğu daha fazladır. Nerede? Kentte hocam. Toplumsal ilişkiler ikinci ildir. Nerede? Kentte hocam. Ekonomik etkinlikler daha çok tarıma dayalı diyorsa köy işaretleyeceğiz. Peki toplumsal kontrol yazılı kurallarla, yazılı normlarla nerede belirlenir? Kentte hocam. Uzmanlaşmamış iş bölümü hakimdir diyorsa köye gideceğiz. Burada uzmanlaşmış deseydi kente gidecektik. Peki böyle bir tablo nerede var değerli arkadaşlarım? Bakıyoruz böyle bir tablo Ceyhan'da var. Edirne'ye bakmamıza bile gerek kalmamış. O halde dördüncü sorumuzda ne yapalım? Yolculuk yapalım. Hatta 4 ve 6'yı alabilir miyiz? Evet alabiliyoruz. Dördüncü sorudan başlıyorum. Buna göre makale yazarının kelebek etkisiyle anlatmak istediği hangisidir? Kelebek etkisi bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğrulabilmesine verilen attır. Aşağıda bir makalenin özet kısmından alıntı yapılmıştır. Özetine bakıyoruz. Bu çalışmanın amacı modernleşme ekseninde hızla değişen toplumsal yapı ile birlikte çözülen aile yapılarını incelemek ve bu çözülmenin nedenlerini belirlemektir. Aile yapısı toplumsal yapının devamı ve istikrarı için önemli bir tampon kurum telindedir. Aile yapısı gereği ne kadar sağlıklı bir özellik arz ederse toplumsal yapıda ölçüde sağlıklı bir karakter arz etmektedir. Birey toplumsal norm ve değerleri aile içerisinde isterleştirerek sosyalleşir. Bu durumda da topluma bir e, ne yapar? Kelebek etkisi yapar. Yani aile ne kadar iyiyse toplumsal yapıda o kadar iyi olmaktadır, o kadar sağlam olmaktadır. Aile çözüldükçe bu küçük etkiler toplumsal yapıyı da çözülmeye e, ne yapmaktadır? İtmektedir hocam. O halde bunu şıklarda bulalım. Adana toplumsal yapının değişiminin çok kolay olduğundan mı bahsediyor kelebek etkisi? Hayır hocam. Toplumsal yapının önemli bir unsuru olan aile kurumunun diğer öğelerde de değişme sebep olduğundan bahsediyoruz. Evet kelebek etkisi en küçük birim olan aileden başlayarak diğer tüm alanları etkilemektedir. O yüzden cevap net olarak Bursa'dır. Hemen altıya bakalım. Çünkü ne yapıyorduk? Ekranda hangi soru varsa onu çözüyorduk. Bakalım buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal etkileşim tiplerinden mübadeleye örnektir? Hemen mübadeleyi söylüyorum. Parça bile bakmadan. Nedir mübadele? Karşılıklı etkileşimdir. Karşılıklı çıkar eksenindeki bir etkileşimden bahsediyoruz. Aslında mübadele kelime anlamı olarak değiş dokuş anlamına gelmektedir. O halde şıklarda bakalım mübadeleyi bulalım. Bakıyoruz iş ortamında patronun tek bir çalışana vereceği primi kazanmak için var gücümüzle çalışırsınız. Burada ne var? Rekabet var. Tek bir kişiye verecek. Kişi kazanmak ister. Dolayısıyla burada rekabet var. Peki rakip firmanın satışlarını geçebilmek için sürekli indirim yaparsanız yine rekabet var. Peki siz bir arkadaşınızın proje ödevini hazırlamasına yardım ederseniz onun da sizin sınavlarınızı hazırlarken yardım etmesinizi ya da yardım etmesini beklemeniz nedir hocam? Mübadeledir. Karşılıklı bir durum var mı? Var. İkisinde çıkar var mı? Var. O halde mübadele dediğimiz şey budur hocam. Cevap Ceyhan diyelim ve nereye geçelim? Asıl geçmemiz gereken 5. soruya geçebiliriz. Şimdi 5 ve 7'yi alırsak süper olacak diyecektim ki aldık değerli arkadaşım. Ne diyor? Bu parçada örneklendirilen toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Karla kaplı bir dağa düşen uçaktan kurtulanların hayatta kalabilmesi, bir voleybol takımının maçı kazanabilmesi için yapması gerekenler bellidir. Ayrıca çocuklar oyun oynarken ortak bazı kurallar belirleyebilir. Eşler ev işlerini aralarında paylaşabilir. Öğrenciler de sosyal projelerde organize olup sorumluluk alabilirler. Burada hangi toplumsal etkileşim türü var? Hepsinde işbirliği var, hepsinde yardımlaşma var. Dolayısıyla beni nereye götürecektir? Direkt Ceyhan'a götürecektir. Eğer birbirine yardım yapıyorsa, birbirinde bir işbirliği varsa da net olarak işbirliğine gidiyoruz. Mübadelede nereye gidecektik? Karşılıklı çıkar varsa ve karşılıklı etkileşim varsa giderdik. Burada öyle bir durum yok. Baskıda zorlama olacaktı. Çatışmada neredeyse karşı tarafı yok etmeye yönelik bir durum söz konusudur. Rekabette de yarış vardır. O halde bunu hallettiğimize göre 7. sorumuza bakıyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal etkileşim tiplerinden uyarlamaya örnektir? Uyarlama nedir ona bakalım. Uyarlama sosyokültürel değerleri birbirinden farklı birey ya da grupların karşılıklı ödünler vererek uzlaşmalarını sağlayan bir etkileşim türüdür. Yani karşılıklı ödünler veriyoruz, uzlaşma ve anlaşma yapıyoruz. Uyarlamada uyum vardır. Uyarlamada anlaşma ve uzlaşma vardır unutmayalım. Uyarlama etkileşiminde grupları yönlendirme gücüne sahip hükümet gibi otoriteler ya da sivil toplum kuruluşları çatışan grupları uzlaştırmak için özel programlar geliştirir ve çatışmayı en aza indirgeyecek şekilde bütün toplumsal grupların kültürel taleplerini karşılamaya çalışır. Bu anlamda uyarlama birey ya da grupları içinde yaşadıkları toplumla uyumlu hale getirme süreci olarak ifade edilebilir diyor. Yani uyarlama neydi? Uyumdu, uzlaşmaydı, anlaşmaydı. Gelin buna uygun bir örnek bulalım. Adana, ailelerin çocuklarını sokağa çıkma yasağı ile baskı altına alması. Burada baskı altına alma varsa bir uyarlama, bir uyum yoktur. O halde geçelim bunu. Bursa'ya bakalım. Savaş esirlerinin düşmana bilgi vermeye zorlanması bir baskıdır. Göçle memleketlerinden İstanbul'a gelen ailelerin kent toplumsal yaşamına uygun davranmaya, davranışlarını ona göre ayarlanmaya zorlanması. Bakın uyumda ne vardı? Uyumlu bir durum vardı. Uzlaşma vardı. Çatışma yoktu. Burada zorlama var hocam. Zorlama varsa baskı var. Bunu eleyelim o halde. Peki maçta rakip takımı yenerek oyuncuların kupa kazanmaya çalışması bir rekabettir. Bu da olamaz. Peki Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin Alman toplumuyla yaşadıkları uyum sorunlarını gidermek için hükümetin ücretsiz dil kursu açması hocam bir uyarlamadır, bir uyumdur. O yüzden cevap edin diyelim ve değerli arkadaşım 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuzda bir tablo var ve bu tablo ile ilgili diyor ki hangisine ulaşılabilir? 3 farklı tabakalaşma örneği görüyoruz. Gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidini görüyoruz. Kısaca yorumlayacak olursak baktığınızda gelişmemiş ülkelerin alt tabakalarının daha geniş olduğunu, gelişmekte olan ülkelerin ise orta ve üst tabakalarının gelişmemiş olana göre biraz daha genişlediğini ama yine alt tabakanın geniş yeri tuttuğunu görürüz. Ancak şeye geldiğimizde gelişmiş toplumlarda hem alt tabakanın hem üst tabakanın dar olduğunu, orta tabakanın daha geniş olduğunu görüyoruz. Şimdi hangisine ulaşabiliriz? Orta tabaka az gelişmiş toplumlarda tabakalaşma piramidinde geniş yer tutar geniş yer tutar tam olarak söyleyeyim. Az gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Orta tabaka geniş yer tutmuyor. Alt tabaka tutuyor. Dolayısıyla bu olamaz. Peki açık sınıf tabakalaşması genellikle geleneksel toplumlarda mı? Hayır hocam. Sanayi toplumlarda olur. Bunu da eleyelim. Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde alt tabaka dar bir yer mi tutar? Bakıyorum. Evet hocam. O halde cevap C yandır. Diğerlerine de bakıyorum. Tabakalaşma biçimleri bütün toplumlarda aynı formda mıdır? Gördüğünüz gibi değildir. o. O halde Edirne'ye geçelim. Endüstrileşmiş toplumlarda tabakalar doğumla elde edilen, hayır geleneksel toplumlarda bu olur. Endüstrileşmiş yani sanayileşmiş toplumlarda bu sonradan kazanılan, kazanılmış statüler söz konusudur. Yani e fırsat eşitliği vardır. Birey kazandıkça eğitimle ya da e, emekle ne yapabilir? Statüsünü değiştirilebilir. Bu daha çok söylediği şey geneliksel toplumlara özgü bir durumdur. Cevap Ceyhan diyorum ve dokun soruya geçiyorum. Buna göre kontrol tablosunda verilen bilgilerin doğruluk durumları aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım toplumsal hareketlik bir bireyin ya da grubun aynı tabaka içerisinde ya da bir tabakadan diğerine doğru hareketidir bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde önemli değişikliklere neden olan alt tabakadan üst tabakaya geçiş ya da üst tabakadan alt tabakaya iniş biçimdeki değişmelere dikey hareketlik diyoruz. Yani şöyle ifade etmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşım üst tabakadan alt tabakaya doğru inmek ya da alt tabakadan üst tabakaya doğru geçiş varsa dikey hareketliktir. Yatay hareketlik dediğimiz şey ise şudur aynı tabaka içerisinde yer değiştirmedir. Çünkü yaşam biçimlerinde önemli bir farklılığa yol açmaz. Şimdi bakalım kontrol tablosuna. Yurda yeni dönen bir işçinin motor parçaları üreten bir fabrika açması yatay hareketlik değil, dikey harekettir. Adam işçilikten patronluğa geçmiş. Dolayısıyla yanlıştır. Peki Adana'dan İstanbul'a göç yatay hareketlik midir? Evet hocam. Neden? Coğrafi bir hareketlik söz konusudur. Dolayısıyla doğru diyoruz. Fabrikada işçi olan birinin işveren olması dike hareketlidir. Yani patron olması dike hareketlidir. O halde bu da doğrudur. Yanlış doğru doğru. Hangi seçenekte var? Ceyhan'da var. Ceyhan'ı işaretledim ve 10. soruya doğru ne yaptım? Ben de bir yolculuk yapmaya başladım. 10. sorumuz gelsin. Yine bir tabakalaşma piramidini görüyoruz net olarak. Şimdi şöyle bakalım. Ne diyor? Buna göre modern toplumların tabakalaşma süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi ne kesinlikle ulaşılmaz demiş. Şimdi baktığımızda bakın üst sınıfı, orta sınıfı ve alt sınıfı görüyoruz. Alt sınıfta genellikle neymiş? İşçiler, en emeğli çalışanlar, tarımda çalışan, işte bir iş yapmayan köylüler sayılmış. Orta tabakada ise masa başında çalışan ya da profesyonel mesleklere sahip olan kişileri saymış. Üst tabakada ise gayrimenkul sahiplerini, işverenleri, sanayicileri saymış. Şimdi hangisine ulaşamayız? Kişiler iyi bir eğitim alarak toplumsal sınıf atlayabilirler mi modern toplumlarda? Evet. Alt tabakadan üst tabakaya doğru bir yolculuk yapabilirsin. Peki sosyal sınıfları belirleyen en etkili ölçüt modern toplumlarda sanayi toplumları nedir? Ekonomi dikkat ederseniz bu ölçütü belirleyen şey de ekonominin kendisidir. Dinin kendisi değildir ya da başka bir etken değildir. En büyük etken ekonomidir, gelirdir hocam. Şimdi diğerine bakalım. Gelirden ne kadar pay alındığı sosyal prestiji yani saygınlığı verirler mi? Verirler hocam. Statüler verilmiş statüler olup doğumla belirlenir. Özellikle modern toplumlar için söylüyoruz. Statüler kazanılmış statülerdir. Verilmiş statüler değildir. Yani doğumla elde edilen statüler değildir. Bunlar daha çok geneliksel toplumlarda söz konusudur. Dolayısıyla denizliğe ulaşamayız. Peki üst sosyal sınıfın her birinin prestiji ve ünvanları birbirinden farklı mıdır? farklıdır değerli arkadaşım. Cevap net olarak Denizli olarak karşımızda duruyor. Şimdi ne yapalım? 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz toplumsal etkileşimle ilgili bir soru. Diyor ki toplumsal etkileşimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Demokratik seçimlerin yapıldığı yönetim sistemlerine sahip toplumlarda siyasal aktörlerin kendilerine güvenen ve seven birey ve gruplarla toplumsal ilişkileri olduğu gibi bu aktörlerin kendilerini sevmeyen, şüpheyle yaklaşan rakipleri de ile toplumsal ilişki kuruyorlar. Yani bu aktörleri hem seven hem de sevmeyen hem benimseyen hem de çalışan gruplarla da ilişki içerisinde olduklarını söylüyor bize. Şimdi Adana'da ile başlayalım. Ne diyor? Bireyler gruplar arasında uzun süreli ilişkiler kurarlar. Kurabilirler ama biz burada hem seven hem sevmeyen grubu hem olumlu hem olumsuz özellikleri aramamız lazım. Dolayısıyla bu olamaz. Peki Bursa'ya bakalım. Olumlu ya da olumsuz düşünce, tutum, ve davranışlar biçiminde gerçekleşebilir toplumsal etkileşim. Aynen öyle. Burada da parçada ne gördük? Toplumsal ilişkilerde olumlu ilişkiler olduğu kadar onları sevmeyen, onlara şüpheyle bakan olumsuz etkileşim türleri de vardı. Dolayısıyla cevap net olarak Bursa diyelim. Fazla uzatmadan 12. sorumuza geçelim. Bakalım 12 ve 14'ü de alabilir miyiz? Biraz zor alıyormuşuz gibi duruyor. Şimdi bakıyorum. Bu parçada açıklanan Hindistan kas sistemi aşağıdaki kavramlardan hangisinin bir örneğidir? Hindistan'da yasa olarak kaldırılmasına rağmen etkileri hala devam eden yukarıdan aşağıya doğru din adamları, askerler, tüccarlar, işçilerinden oluşan toplumun hiyerarşik yapısında bir de sistemin dışında tutulan köylülerin ve yerleşim illerin en dış kısmında kendi imkanlarıyla yaşamalarına izin verilen toplumda hor görülen işleri yapan dokunmazlar yani paryalar vardır. Şu sistemden bahsediyor musun Allah aşkına? İyi de çizemedik ama şöyle çizelim. Şöyle bir sistemden bahsediyor sanki. Bakın üstten aşağıya doğru bir sistemden bahsediyor. Her ne kadar yasal olarak olmasa da toplumsal yaşamda böyle bir sistemden bahsediyor. En başta din adamları en altta paryalar yani toplumun dışına itilenler var. Toplumu oluşturan insan ve gruplar arasında yapılan ayrımlar, dinsel inançlar, ritüeller, toprak sahipliği, gelenekler, toplumsal saygınlık, şeref, şan, ünvan gibi kavramlarla güçlendirilmiş ve meşrulaştırılmıştır hangi kavramdan bahsediyor? Net olarak sosyal tabakalaşma ya da toplumsal tabakalaşmadan bahsettiğini söyleyebiliriz. 14. soruya bakacağız ama sorunun yarısı var yarısı yok. O zaman yarısını okuyalım yarısını da sonra okuruz. Ne diyormuş ama önce soruyu görmemiz lazım değil mi? Soruyu görelim. Soru ne ile ilgili? Örnekler sırasıyla toplumsal etkileşim tiplerinden hangisine karşılık gelir diyor. Şimdi toplumsal etkileşim türüyle ile ilgili bir şey arayacağız o halde. Okuyalım toplumsal etkileşim tiplerinden rekabet, Çatışma ve uyum birbiriyle bağlantılı olan kavramlardır. Rekabet neymiş? İki veya daha fazla bire ya da gruplar arasında belirli bir ödüle ulaşmak için yapılan bir yarıştır. Temel amaç rakibine üstün gelmektir. Kişiler birbirine değil hedeflerine yönelir. Rekabet bir zıtlaşmaya dönüştüğünde o zaman çatışma ortaya çıkar. Taraflar birbirine yönelir her iki grup diğerini ortadan kaldırmaya çalışır. Yani direkt birbirine yöneldikleri, birbirini ortadan kaldırdıkları olumsuz bir toplumsal etkileşim türünü görüyoruz. Uyum ise birlik ve beraberliği korumaya, çatışmaları önleme yönelik davranıştır. Şimdi şu ikisi neye aittir onu bulacağız. İlkine bakalım. Bir ilimizdeki iki otobüs firması İstanbul'a yolcu taşımaktadır. A firmasının sahibi B firmasına bilet fiyatlarımız yüksek, fiyatlarımızı aşağı çekelim. Hayret. Şeklinde bir teklifte bulunmuş. B firması da Kabul etmez. A firması sahibi daha fazla yolcu taşıyabilmek için müşterilerini memnun etmek için ne yapmış? Fiyatları indirmiş. E buna bakarak da B firması indirmiş. Niçin? Onunla rekabet edebilmek için. O halde bu tamam. 2'ye bakıyorum. Müşteriler fiyatlardan memnundur ama gerekenden fazla indirim olduğu için kalite düşmüştür. Neticede iki firma anlaşarak bilet fiyatlarında ayarlamaya giderler. Bu durumdan hem firma hem de müşteriler memnunlar. Biz hiç genelde memnun olmayız. Neyse burada bir anlaşma var mı? Var. O halde nereye gideceğim? Uyuma gideceğim. Arayacağım şey rekabet ve uyumdur. O halde aşağı inelim ve bunları arayalım. Bakalım hangi şıkta rekabet ve uyum var. Gördüğünüz gibi derler arkadaşlar A şıkkında var. Hazır gelmişken 13. soruyu alalım ve Adana'yı işaretleyelim. Filmde geçen bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan Züğürt A isimli filmde oyuncu Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. A da topraklarını satarak İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde avucunda ne varsa satıp tüketir. Eşi de sonunda evi terk eder. Sonunda da ne olmuş oluyor? A elinde avucunda bir şey kalmadığı için en iyi yaptığı iş olan çiğ köfteyi yapmaya başlar. Yani en üst tabakadan en alt tabakaya doğru bir düşüş söz konusudur değerli arkadaşım. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Dikey hareketlik diyoruz. Bakın alttan üste ya da üstten alta doğru yolculuğa dikey hareketlik diyoruz. Çünkü kişinin yaşam koşullarında saygınlığında çok önemli değişmeler olmuş. Bu nerede hocam? Denizli'de e, dikey toplumsal hareketlik var. O halde işaretledik. Nereye geçtik değerli arkadaşlar? 15'in soruya geçmemiz lazım. Biri oradan bir buradan çözmüş olduk. Kusura bakmayın. Şimdi başlıyoruz 15. soruya. Buna göre sosyal sınıflar ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sosyal sınıflar kölelik, kast ve mevkiye dayalı sistemlerden farklı olarak kişinin içinde doğduğu statüyü değiştirebilme özelliğine sahip olduğu, bunu da kendi yetenekleri ve kazanımlarıyla yapabildiği için değişme ve dinamizme en açık sistem olarak değerlendirilir. Şimdi neye ulaşabiliriz? Bir sosyal sınıfa ait olmak, Aileden miras alınarak kuşaktan kuşağa aktarılır mı? Bu kast ve kölelik sisteminde olur. Ancak sosyal sınıf sisteminde bu pek geçerli değildir. Devam edelim. 2. Kişinin sosyal sınıfı içinde doğduğu şartlara bağlı olsa da bir ölçüde kazanılmış konum olmaya izin verir. Doğrudur hocam. Sosyal sınıfların daha çok modern ve sanayileşmiş toplumlarda ortaya çıkması beklenir. Doğrudur. Sosyal sınıflar zaten sahneleşmiş topluma özgü bir kavramdır. 2-3 bizim doğru cevabımız olacak. Şimdi gelelim 16. soruya. Yine sorunun yarısı var. Ama kısmen bakalım sonra alta doğru geçeriz. Çağdaş toplumlarda tabakalaşmadan çok sınıf ve sınıflaşmadan söz edilir. Sosyal sınıf kavramı da aynı toplumsal tabakalaşma gibi bir takım ölçütlere göre oluşturulmuş birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir kategoridir. Ve bir örnek olay verilmiş. Bakalım bu örnek olay ne ile ilgilidir ve soru bizden ne istiyor? Örnek olayı gördük tamam. Evet ekrana örnek olayımız geldi. Diyor ki bu örnek olayda hareketle Titanik'te yolcuların farklı mevkilere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisinin dikkate alındığı söylenemez. Örnek olayımıza bakalım. Dönemin en büyük ve lüks yolcu gemisi olan Titanik en güvenilir gemi olmakla ün yapmıştı. Gemi ilk yolculuğunda Kuzey Atlantik Denizi'nde bir buzul ile çarpıştı. Gemide 3. sınıftaki yolcuların 1 ve 2. sınıftaki yolcularla bir araya gelmelerini engellemek için bir otomatik kilit sistemi vardı. Ve o sistem çarpmayla birlikte ne olmuş? Devreye sokulmuş. Ki bunun filmi var bu arada izleyebilirsiniz. Çok güzel toplumsal eşitliği anlatmak açısından ve toplumsal tabakalaşmayı öğrenmemiz açısından güzel bir film olduğunu da söylemiş olalım. Şimdi 3. sıradaki yolcular ne olduğunu anlamak için dışarı çıkmaya çalıştıklarında kapınaların kilitli olduğunu gördüler. Sonuçta görevli ve yolculardan oluşan toplam 2222 kişinin 1517'si batan gemiyle birlikte Atlantik Denizi'nin sularına gömüldü. Tarihsel araştırmalara bakıldığında ilgisizlik ve vurdun duyması gibi nedenlerle gemide bulunan şartların hep birinci sınıftakilerin lehine, üçüncü sınıftakilerin aleyhine olduğu görülmüştür diyor. Şimdi bu ölçüt 1 ve 2 ve 3 neye göre yapılmıştır? Gelir düzenlerinin farklı olmasına göre mi? Evet. Servet sahibi olup olmamalarına göre mi? Evet. Yaşam biçimlerinin aynı olmasına göre mi? Evet. Eğitim durumlarının farklı olmasına göre mi? Evet. Ancak saygınlıklarının aynı olmasına göre yapılmamıştır değerli arkadaşlar. Cevap net olarak Edirne diyelim ve sonraki sorumuza doğru yolculuk yapalım. Buna göre toplumsal yapıya özgü açıklamaların aşağıdaki sorulardan hangisini cevapladığı söylenebilir? Toplumsal yapı toplumun analizi yoluyla çeşitli alt gruplardaki ilişkileri ve bu ilişkide alt grupların pozisyonu ile toplumdaki tüm temel grupların birbirleriyle eş güdümlenmesinin açıklanmasıyla ortaya çıkarılmış olur. Şimdi hangi soruyu sormuş olabilir? Toplum ne yapar diye bir cevap var mı? Toplum şunu şunu yapar denilmedi. Peki toplum nasıl düzenlenmiştir? Bunun cevabı var mı? Var. Nasıl hocam? Şu şekilde. Bakın toplumsal grup ilişkileri, bu alt grupların pozisyonları, bunların birbiriyle eşgüdülenmesi gibi durum ifade edilebilir. Yani toplumsal yapı şu şekilde ortaya çıkmıştır, şu şekilde düzenlenmiştir gibi bir cevap söz konusudur. Peki toplumsal değişme var mı? Yok. Toplumsal sapma yok. Toplumsal rol ve statü ilişkisinden bahsettik mi? Hayır cevap o yüzden Bursa'dır. Peki 19'a bakalım hemen. Buna göre toplumsal hareketlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir toplumda alt tabakada yer alan bir aile üyesi olarak dünyaya gelen bireyin ne ölçüde üst tabakalara geçme imkanı bulduğu çeşitli sosyoekonomik koşullara bağlıdır. Bu koşulların belki de en önemlisi fırsat eşitliğinin sağlanması, rekabet etme önündeki engellerin kaldırılması ve eğitim imkanlarıdır. Tüm gelişmiş çağdaş toplumlar bu bakımından her çeşit toplumsal hareketliği olanaklı kılan bir yapıya sahiplerdir. Şimdi neye ulaşamayız? Fırsat eşitliği tabakalar arasında geçişe imkan tanıyan önemli bir faktör müdür? Evet hocam altını çizdik zaten. Çağdaş toplumlarda tabakalar arası geçiş mümkün müdür? Evet hocam mümkündür. Çağdaş toplumların bireye her türlü fırsat eşitliği sağladığı söylenebilir mi? Evet söylenebilir hocam. Peki bireylerin gelir düzeyinde ve saygınlıklarında farklılığa toplumsal hareketlik mi diyoruz? Hayır toplumsal tabakalaşma diyoruz. Dolayısıyla denizli olamaz diyelim ve son iki sorumuza geçelim. Bakalım bizi hangi sorular bekliyormuş? Alalım 18 ve 20'yi tam olarak alalım ve bu sorularımıza bitirerek videomuzu sonlandıralım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ekonomi yönelimli toplumlara yönelik bir özelliktir. Toplumsal yapıda sosyal sınıflar her zaman toplumun kültürü ve yaşam biçimine göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ekonomi yönelimli bir toplumda sanayiciler ve iş adamları yüksek bir statüye sahiptir. Ticari ve maddi değerlerin halkın davranışları üzerinde büyük bir etkisi bulunur. İnsanlar ekonomik faktöre diğer unsurlardan daha çok enerji ve zaman harcarlar. E, ekonomi yönelimli toplumların temeli neye aittir hocam? Ekonomiye aittir. O halde bunu bulalım. Adana toplumlarda yakın akrabalık bağları ve soylulukla övünme söz konusudur. Bu geleneksel toplumlarda var. Eleyelim gitsin. Toplumda merkezi odak noktası doğaüstü ve insanlar arası ilişkiler midir? Değildir hocam. Ceyhan'a bakıyorum. Bu toplumlarda devlet diğer tüm toplulukların ve grupların düzenlenmesine karışırdan bahsettik mi? Hayır. Ekonomiden bahsediyoruz ve bu ekonominin sağladığı statüden bahsediyoruz. Denizli'ye bakalım. Toplumda yüksek gelir sahibi olmak bir üst statü sağlar mı? Sağlar. Aradığımız cevap denizde. Gelelim son sorumuza. Bu parçada hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle yapılamaz? Bakalım. Türk toplumu Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzun süren savaşların ve belli dönemde uğradığı işgallerin etkisiyle büyük yoksulluk içinde bulunmuştur. Bu durum tabakalar arasında sosyal mesafenin mevcut olmadığını da gösterir. 1950 sonrası meydana gelen sanayileşme ve ekonomik büyüme şehirlerin büyümesine neden olmuş ve yeni sınıfları ortaya çıkarmıştır. 1980'den günümüze ise Türk toplumu gelişmeye devam etmiş ve orta tabakayı geniş tutma hedefi taşımıştır. Şimdi bu parçadan çıkarılamayan, kesinlikle çıkarılamayan çıkarımı bulalım. Adana, günümüzde tabakalaşma piramidinde üst tabaka geniş yer tutar diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. Ki neden diyemeyiz? Bakın son paragraftan da diyemeyiz orta tabakayı geniş tutma hedefi var ve dolayısıyla bunu dahi başaramamışız. Çünkü bizim değerli arkadaşlarım tabakalaşma piramidimiz şu şekildedir. Alt tabaka geniş, orta tabaka biraz daha geniş, üst tabaka ise daha dar halindedir. Dolayısıyla bu tam tersi bir yorum olmuştur. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben öğrenciyken yani 30 yıl önce ilkokulda bana diyorlardı ki Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Bir türlü gelişmiş bir ülke olamadık gelişmiş bir ülke olma dileğiyle hoşçakalın.